Evet sevgili izleyiciler, Kadın Hayattır tüm hızıyla devam ediyor. Çok değerli bir hekimimiz var yine stüdyomuzda. Çocuk gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Ayşe Merve Usta bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden katılıyorsunuz programımıza. Aslında çocuk gastroenterolojisi deyince hocam sayınız da az oldukça diye biliyorum ben. Ne güzel ki çocuklara sadece bu anlamda ilgileniyorsunuz, onlara şifa dağıtıyorsunuz. Ama gastroenterolojiyi biraz bilmeyen izleyicilerimiz olabilir. Özellikle çocuk gastroenterolojisini biraz anlatır mısınız? Neler yapıyorsunuz? Hangi hastalıklarla ilgileniyorsunuz? Merhabalar Burcu Hanım. Çocuk gastroenteroloji şey demek, gastro mide demek. Evet. Enteroloji bağırsaklar demek. Çocuk, mide, bağırsak hastalıkları ile ilgilenen uzmanlar. Biz bir de karaciğer ve sindirim sistemi ile ilgileniyoruz. Harika. Ve beslenme sorunları ile ilgileniyoruz. Hı-hı. Çocukların özellikle olarak. Hı-hı. Yani çocuk, mide, bağırsak, karaciğer, beslenme sorunları bizim ilgi alanımıza gidiyor. Çocuk özellikle bebeklerden başlıyoruz değil mi hocam? Evet, bizim çocukluk döneminde yaş gruplarımız yeni doğandan 17 yaşa kadar, 18 yaşa kadar ilgileniyoruz tabii. Harika, yeni doğandan yani 0 aydan evet. Şeye kadar 17 yaşa kadar 17, aslında çocuklarımızı yaşa. Size getirebiliriz bu tabii. Tip problemleri varsa. Bebeklere, oyun çocuklarına, okul çocuklarına, ergenlere harika. Bakıyoruz biz de. Harika, çok güzel. Peki özellikle bebeklerden başlayalım. Sonra yavaş yavaş yaşı ilerletelim istiyorum. Bebeklerde genelde gaz problemi ortaya çıkar. Size en çok başvurular bu konuda mı oluyor beslenmeyle ilgili? Anne sütü gaz yapar mı? Bir de onu sorayım size. Şimdi bebeklerde gazı görüyoruz. Genellikle bize geliyorlar ama daha önce çocuk hekimlerine başvuruyorlar. İlk doğduğu zaman bebeklerin bebek gazı özellikle ilk aylarda çok daha sık olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle çok baş edemedikleri zaman bizlere de geliyorlar. Biz bebeklerde gazı görüyoruz polikliniklerimizde. Kabızlık, ishal, işte kusma. Bir sürü sindirim problemleri bizlere geliyor bebeklerin. Peki nelere dikkat etmeliyiz? Anne sütü özellikle zaten bebeklere önerilen mümkün olduğunca uzun süre anne sütüyle beslemek. Siz ne öneriyorsunuz hocam izleyicilerimize? İlk yeni doğan bebeklerde nasıl beslenme izlemeliler? Anne sütü hayata en iyi başlangıç. Bir mucize biliyorsunuz. Tabii. Her canlının kendi sütü çocuğuna daha faydalı. Anne sütüne yaklaşabilen şu an bir şey yok kendi bebeklerimiz için. Onun için hayata en iyi başlangıç anne sütüyle olmalı bence. Hı hı. Ve mümkün olduğunca buna bebeklerden mahrum etmememiz gerekiyor. Bu konuda anneyi, bebeği bizim de desteklemek bize düşüyor. Hı hı. Yani çocuk hekimlerine, bize ve tabii çevresine de. En iyi kaç ay emzirmek gerekir diye bir bilgi sorsam hocam size. Şimdi şöyle deniyor. Ortalama nasıl yönlendiriyorsunuz hastalarını? Biz şöyle diyoruz. İlk 6 ay anne sütündeki besinler, proteinler, karbonhidratlar, şekerler çocuğun tüm kalorisini, besinsel değerlerini karşılayacak düzeyde. Onun için ilk 6 ay sadece anne sütü öneriyoruz. Bunu sadece biz değil, sağlık otoriteleri de öneriyor. Mesela Dünya Sağlık Örgütü, bizim Sağlık Bakanlığımız, UNICEF, ESPGAN diye bizim yani bütün sağlık kuruluşları bunu öneriyor. Hı hı. Biz 2 yaş ve ötesine kadar 6 aydan sonra ek gıdalara başlama, hatta 4,5 aydan sonra tattırma diyoruz ama asıl başlangıç 6 aydan sonra ek gıdalara başlama, 2 yaş ve ötesine kadar devam ettirebiliyoruz. Hı hı. Peki burada mesela ilave su vermek, hani su içmek bu tartışmalı bir konudur. Hı hı. Anne sütü artı su verelim mi gibi, ona da yine 6 ay sonrasında mı başlayalım? Yani şöyle, anne sütünün zaten %97'si falan su. Anne sütüyle güzel beslenen büyüyen çocuğa İlk aylarda su desteğine gerek olmuyor. Hı hı. İlk besinlere başladıktan sonra ek gıdalara, yardımcı gıdalara yani tamamlayıcı beslenmeye ona başladıktan sonra suya da başlıyoruz. Ama karışık beslenmeyle olduğunda daha farklı oluyor. Hı hı. Yani ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenen bebekte ekstra su vermek gerekmiyor. Hı hı. Çünkü anneler biraz gaz problemi yaşamaya başlayınca bebeklerle çeşitli işte ek ilavelerle rahatlatmaya çalışırlar. İşte bir takım ya şuruplar ya da işte bitkisel tedaviler denemeye çalışırlar. Hı hı. Bunların da olumsuz etkisi oluyor mudur hocam? Uyarı yapalım mı annelere? Tabii ki. Şimdi şöyle, ilk aylarda bebekler
Bebekler doğduktan sonra sindirim sistemleri hala gelişmeye devam etmekte. Yani daha enzimlerin hepsi yeterli olmayabiliyor. Sindirim sistemi gelişim halinde. Yani gaz problemi oluyor çocuklarda. Biz annelere bebekler doğduğunda ağladıkça emzir deriz ama ağladıkça emzir demek saat başı, yarım saatte bir, 20 dakikada bir emzirme demek olmuyor. Çocuklar yoğun bir emme isteğiyle doğuyorlar. Tamam, ağladıkça emzirelim ama sürekli emzirme de gazı olumsuz etkileyebiliyor. Emzirecek ama belli aralıklarda. O ritmi anne anlayacak. Bebeğin zaten ağlamasından bu açlık ağlaması mı, gaz ağlaması mı, uykum var ağlaması mı, annemi istiyorum ağlaması mı onu anlıyor anneler. Ama ilk aylarda bir alışma sorunu oluyor. Hepimiz panik oluyoruz. Özellikle bu 4. haftadan sonra bu gaz çok artabiliyor. İşte sallamalar, ondan sonra çeşitli bitkisel ilaçlara yönelebiliyorlar. Kanıtı olarak biz yani kanıta dayalı önermemiz gerekiyor. Genellikle bunun geçici bir dönem olduğunu söylüyoruz. Beslenme aralıklarını beraber düzenliyoruz. Annenin işte beslenmesi çok önemli. Annenin endişesi bile çocukta gaz yapabiliyor. Onları düzenliyoruz. Bazen işte çok gaz damlası destekleri olabiliyor ama genellikle çok büyük fayda görülmüyor. Bunun geçici bir dönemi olduğunu, emzirme aralıklarımızı düzenleyerek çocuğun da işte bağırsak hormonlarının gelişim süresiyle toparlayacağını bilmek gerekiyor. Durdurulamaz gazlarda bize başvuruyorlar zaten. Bazen bazı farklı durumlar da olabiliyor. Ona göre biz diyet değişiklikleri falan yapabiliyoruz. Ama lütfen sevgili izleyiciler doktor kontrolünü de yapalım. Tabii ki. Özellikle bu konunun üstünde biraz durmak istedim. Ben de bu durumları yaşayan bir anne ve çevresinde gözlemleyen bir kadın olarak yanlış kulaktan dolma yöntemlerle, sağdan soldan duyduğunuz yöntemlerle çocuğumuza çok daha zarar verme ihtimalimiz var. Dolayısıyla çocuğa, bebeğe özellikle o dönemde uygulanacak her şeyi lütfen doktor kontrolünde yapalım diye altını çizmek istiyorum çok, hocam. Çok peki, güzel söyledim. Aslında bu beslenmeyi konuştuktan sonra bir de bebeklik döneminde ishal ve kabız olma durumları söz konusu oluyor. Tam da sizin konunuz. Ne zaman çocuğumuzu ishal başladı diyelim, doktora götürmeliyiz. Ne kadar sürerse ishal bir sorun olmaya başlar bebekte hocam. Şimdi şöyle oluyor. Biz dediğim gibi bebeklik döneminden büyüklük dönemine kadar çocuklara baktığımız için yeni doğduğunda ki dışkılama alışkanlığıyla daha büyüdüğündeki çocuğun dışkılama alışkanlığı fazla farklı olabiliyor. Mesela yeni doğan bir bebek sadece anne sütü alıyor. Günde 7-8 defaya kadar kaka yapabiliyor. Bunu ishal diye adlandırmamak gerekiyor. Veya ek gıdaya başladıktan sonra bu dışkılama ritmi değişebiliyor. Normalde ishalin tanımı ishalin miktarının, sayısının ve kıvamının değişmesi. Bir de miktarı çok fazla olursa. Yani bir çocuk normal miktarından diyelim bir süt çocuğu günde 5-6 kere kaka yapabilir normalde ama keyfi yerinde olur, kusmaz, büyümesi iyi olur. Buna hani ishal demeyebiliriz ama çok cıvık kaka yapar, çok fazla kaka yapar, kusma eşlik eder, çok halsiz çünkü her kakayla bazı tuzları da kaybediyoruz su kaybettiğimiz için halsizleşir. Ağzı dili kupkuru hale gelir. Mutlaka doktor kontrolüne götürmemiz lazım. Bir de yani, rengi değişebilir değil mi kakanın? Rengi hocam? Değişir. O mesela, da bize ipucu verir mi? Kesinlikle verir. Normalde anne sütüyle alan, beslenen bir çocuk günde işte 7-8 defa veya 3-4 defa böyle sarı renkli, altın sarısı renkli köpüklü kaka yapar. Ama miktar çok su gibi olur. Bezinden taşarsa rengi yeşil olur. İçinde sümük olur, kan olur. Öyle olursa renginin değişmesi, miktarının artması ve fazlalaşması bizi uyarmalı ve mutlaka doktora gitmemiz gelmesi gerekiyor. Lazım. Çünkü su kaybı çok önemli bir durum olabilir. Kabızlıkta durum nasıl hocam? Kabızlıkta kaç gün kaka yapmazsa bebek tehlike çanları çalar. Şimdi kabızlık bizim kliniğimizde pratikte çok rastladığımız yani bizim polikliniğe gelen çocukların 1/4'ü neredeyse kabız oluyor. Bebeğin yine yaşına göre kabızlığın sayısı değişebiliyor. Şimdi toplumda böyle kabızlık algısı seyrek kaka yapma diye algılandırılıyor. Aslında tamam seyrek kaka yapma da kabızlıktır ama seyrek kaka yaptığın zaman ağrılı, çapı geniş,
bir dışkılama, böyle yaparken ağrı duyma bu kabızlığın tanımına daha çok uyuyor. Yani hem seyrek hem ağrılı, yaparken kanlı ya da illa olması gerekmiyor. Çapı geniş, kesik kesik, biz bazen poliklinikte keçi pisliği gibi kaka dışkılama olduğu zaman kabız diyoruz. Yani sadece diyelim mesela yeni doğan döneminde bebekler biraz önce söyledim 7-8 defa kaka yapabildiği gibi bazen dışkılama ritmi mesela 3-4 günde bir, 4-5 günde bir de uzayabiliyor. Hı hı. Bu her zaman çocuğun kabız olması anlamına gelmiyor. Hı hı. Yani diyelim 3-4 keyfi yerinde çocuğun büyüyor, kilo alıyor. 3-4 günde bir kaka çıkarıyor. Kakası yine böyle cıvık gibi çıkıyor. Buna hemen kabız demiyoruz, izliyoruz. Hı hı. Seyrek kaka yapma sadece kabız demek değil. Aha. Ama yine de uyarılalım. Yaptığı zaman sert yapacak, ağrılı yapacak, çapı geniş çıkacak. Hatta büyük çocuklarda tuvaleti tıkayacak büyüklükte kaka yapma, ağrılı kaka yapmaya kabızlık diyoruz. Kabızlık diyoruz. Sokağa çıktık hocam. Kabızlıkla ilgili tamam. Mikrofonu uzattık, bir onlara kulak verelim. Çocuğunuzda kabızlık ortaya çıktığında ne yaparsınız? Masaj yapıyorum. Bazen de işte zeytinyağı falan veya fitillerden çare bulabiliyoruz anca. Daha böyle sulu şeyler yedirmeye çalışıyorum. Ama öncelikle tabii bol bol su içiriyorum. En önce su tükettiriyorum ona. Çünkü doktora götürdüğümde de aynı şeyi söylüyorlar. Ya kabızlık giderici bir ilaç veriyorlar ya da işte bol bol su içirin diyorlar. Ben de bol bol su içiriyorum. Zeytinyağı içiririm. Yani kayısı yediririm, kompost su yaparım kayısından, böyle şeyler yaparım yani. İlaç veririm ona. Doğal tedavi yöntemi uyguluyor musunuz peki? Ya zeytinyağı veriyorum ona. Önce kendi yöntemlerimle bakmaya çalışırım. Hakiki zeytinyağı veririm. Baktım olmuyor, ondan sonra doktora başvururum. Kabızlıkla ilgili genel olarak bir büyük bir sıkıntı yaşamadık. Ama daha çok bu hani annelerin, büyüklerimizin şey yaptığı işte leblebi, muz, bunlar hani kabızlık yapan şeyler, onları yedirmemeye çalışıyoruz. Bu tarz yöntemler uyguluyoruz. Eğer gerçekten çok uzun süren bir kabızlık olursa tabii yine doktorla çözme seçeneğini kullanırız. Sıvı şeyler tüketmesini söylüyoruz çocuğumuza daha önce. Daha sonra da eğer ki geçmediyse bir doktora başvuruyoruz. Doğal tedavi yöntemleri uygular mısınız? Doğal tedavi yöntemleri zaten zeytinyağlı tükettiğimiz için, ben Hatay'dan geldim buraya. Zeytinyağlı tükettiğimiz için genelde zaten tedavi gibi oluyor. Evet hocam, genelde ortak cevap zeytinyağı üzerinde birleşiyor, evet. Ve sıvı tüketimini arttırıyoruz. Evet. Birazcık aslında bu konuda bilincimiz yükseliyor gitgide sizler sayesinde anlattıkça. Ne diyeceksiniz söylenenlere? Zeytinyağı tüketmenin bir mahsuru yok. Hani zeytinyağı içirilebilir ama zeytinyağı kabızlığı çözmüyor. Yani hı-hı. Keşke çözse. Zeytinyağı zararlı değil ama bağırsak onu emiyor. Şimdi kabızlık tedavisinde ben şöyle diyorum. Bize çok geliyor diyorum. Şimdi bebekler farklı, kaka kontrolünü sağlamış çocuklar farklı, bir de büyükler daha farklı. Şimdi eğer çocuk bir kere bir ağrılı kaka yapma deneyimi geçiriyorsa, yani bir kaka yaptı, acıdı. Ne yapıyor? Doğal olarak kakayı tutma eğilimine gidiyor. Özellikle 4 yaş altı çocuklar dışkı tutma hareketine geçiyorlar. Yani çünkü biliyorlar ki o kaka oradan geçerken acıtacak. Onun için tutuyorlar, yapmak istemiyorlar. Sadece bezine yapmak istiyorlar. Erişkinde de öyle. Yani mesela bir tuvaleti pis görüyor, oraya girmek istemiyor. Ya da kaka geçerken acıttı, yapmak istemiyor. Bu bir ağrılı kaka yapma deneyimi oluyor. Bunu tutma eğilimi de kakanın bu bağırsağın son kısmında taşlaşmasına neden oluyor. Sonra bu kısır bir döngüye giriyor ve kaka oradan çıkarken acıtıyor, çocuk tekrar tutuyor. Bizim bunu çözmemiz lazım. Bunun çözümü çok kolay değil. Hani kabızlık basit gibi görünmekle birlikte her zaman çok kolay olmuyor. Nasıl kolay olmuyor? Bir kere çocuk için zor, aile için zor. Hekim için de zor. Ben üniversitede ders dinlerken profesör hocam şey demişti, kabız hasta hekimi de kabız edebilir. Gerçekten yönetimi her zaman kolay olmuyor. Bir kere şey yapmak gerekiyor, aileye bunu anlatmak lazım. Eğer çocuk bağırsak ikinci beyin deniyor, öyle bir deneyim olduğunda bunun ağrılı olduğunu düşündüğü için tutacak. Evet. Ve o kakanın yumuşak geçmesi gerekiyor. Bu yumuşak geçmesini nasıl sağlarız? Bir, 3 D diyorum ben. Birincisi diyet.
bununla aileyle konuşuyoruz. Hı hı. Beslenme alışkanlıklarını değiştiriyoruz. Mesela işte su alımını arttırmak gibi, onu söylüyor, çoğu halkımız biliyor. Lifli besinleri arttırmak. Mesela en çok kabızlığı gördüğümüz dönemler ek gıdaya geçiş dönemi oluyor. Tuvalet terbiyesi dönemi oluyor. Bir de ilkokula başlangıç dönemleri oluyor. Çünkü bu yeni bir ortama alışıyor. Ek gıdaya geçiş dönemlerinde böyle daha hamur işi, mesela pirinç numamaları, daha fazla böyle cici bebeli sütler, bunları daha ön planda verip sebze pürelerini daha geç verenler, mesela sebze püresi aslında posayı vermek gerekiyor. Yani bazen çorba veriyoruz, çorba her zaman kabızlığını çözmüyor. Yani benim hastalarım genellikle geldiğinde beslenme anlatırken sabah işte süt içiriyor, içine bir sürü cici bebe koyuyor. Ondan sonra meyvenin kendisini değil daha çok suyunu tercih ediyorlar. Aslında önerdiğimiz daha büyük çocuklarda meyveyi iyi yıkanmış kabuklu tüketmek. Yani posa, posalı besinler lifli tüketmesi. Lifli derken ondan da posalı haliyle tükettirebilmek yani, kabızlığı da çözmeye tabii, yardımcı oluyor. Diyet açısından mesela su tüketmenin yanı sıra meyveyi kabuklu. Mesela şu an tam yaz meyveleri. Yaz armudu var, kabuklu tüketilecek, işte kavun var, bir sürü yaz meyvelerimiz var. Ve şeylerden biraz uzaklaşmak gerekiyor. Klasik ishalde hani pirinç, lapası, patates. Biz biraz karbonhidrat ağırlıklı besliyoruz çocuklarımızı. Benim hastaların çoğu kahvaltıda patates kızartması yapıyor mesela. Yani beslenme tarzını biraz değiştirip, sebze püresini mesela etli kabak dolması şeklinde, etli bamya çorbası şeklinde, pırasa kavurmasını yumurtalı yap falan diyoruz. Yani onu biraz daha zenginleştirip, posayı arttırıp, lifli besinleri arttırıp, karbonhidratı biraz azaltınca biraz o katkıda bulunuyor. Bir. Ama eğer çok kabız olmaz olmuş bir çocuğun tedavisini yapmazsanız, yani sadece besinle bunu çözemiyoruz. Belli bir süre o tedaviyi yapmamız gerekiyor. İlaç, mucize bir ilaç yok. Yani bir kutu kullandım, o ilaçla kabızlık genellikle düzelmiyor. İlacı o kakanın yumuşak geldiğini çocuğun beynine, ikinci beynine anlatmak, bazı çocukta 2 ay, bazı çocukta 6 ay, 1 sene bile sürebiliyor. Uzun yani bir süreç. Uzun bir süreç. Yani bir kutu verdim, bir ilaç içti, geçmiyor her zaman. Bir beslenme alışkanlıkları. İkincisi düzenli ilaç kullanımı. Bu ilaçlar da her zaman işte alışkanlık yapar. Yok öyle bir şey. Yani doktor kontrolünde alışkanlık yapan ilaçlar var ama onları kullanmıyoruz genellikle. Su tutan ilaçları kullanıyoruz. Kullandığınızda çok zararlı ilaçlar değil. Ve uygun dozda kullanıldığı zaman onunla baş ediyoruz. Bir de tuvalete oturma alışkanlığını çocuğa öğretmek lazım. Dışkı kontrolü olduktan sonra. Mesela oyun okul çocukluğunda çocukların yemek sonrası kaka yapma refleksleri oluyor. Gastrokolik diyoruz biz buna. Çocuk yemeğini yiyor, ılık bir suyunu içiyor. Eğer kabızsa, biz tedavi verdiyse ilacını veriyoruz. Sonra tuvalete oturması için onu hani teşvik ediyoruz, zorlamıyoruz da. Tuvalete oturunca da böyle ayaklar havada kalmasını istiyoruz ki ayaklarının altına bir hani sehpa ki birazcık hani yardım da alsın. Ya da Alaturka tuvalette de oturabilir. Onu istiyoruz. Hani buna alıştırın ama zorlayarak da değil. Bu şekilde bir yaklaşım yapıyoruz. Ama bu uzun bir süreç. Ya aslında bütünsel bir yaklaşım lazım. Evet. Yani sadece beslenmeyle ya da sadece ilaçla çözmek çok daha zor oluyor. Genelde ilaç kullanmamız gerekiyor, onu söyleyeyim. Bir de taşlaşmış kaka varsa, yani uzun süre 5-6 gün kaka yapmadı, onu da bazen laman yardımıyla çıkarmak gerekiyor ama lamanı sürekli kullanmıyoruz, onu söyleyebilirim. Özellikle çocuklarda. Normalde bir çocuk günde eğer artık kaka tutma dönemine geldiyse, hani oyun çocuğu dediğimiz dönemde kaç kere kaka yapmalı sizce yani, günde? Şöyle, bu bir alışkanlıktır ya, tuvalete çıkma alışkanlığı hocam. Çocukların dediğim gibi ek gıdaya başladıktan sonra yaklaşık isteriz ki günde 1-2 kere normal kıvamda acıtmadan kaka yapması. Ama bu 2 günde bir de olabilir. Önemli olan çocuğun kaka yaparken acımaması, çapı geniş bir kaka yapmaması, bunu yani yapmayı istememesi. Yani acıyorsa kaka orada birikip çıkarken tahriş ediyor. Tahrişte biraz tahriş ettiği için hafif kanamalar da görünebiliyor. Tahriş etmesin diye, o tutmasın diye tuvalete otursun, beslenmesini düzeltsin.
ilacını da düzgün zaman kullansın diyorum ben. Diyoruz. Bir de ishalde de beslenme konusunda bizim kafamız biraz karışabiliyor. Çok bilgi var hocam. Ya yani internete girdiğiniz zaman çocuğum ishal ne yedirmeliyim? Onlarca bilgiye ulaşabiliyoruz. Yanlış bilgiler de olabiliyor içinde değil mi? Siz ne öneriyorsunuz ishalde beslenme? Tabii ki doktor kontrolünde ilaç desteği herhalde değil mi? Şimdi ishal olduğu zaman hepimiz olduk. İshal ne oluyor? Mide bulanıyor. Karın ağrıyor. Çok ishal yapıp halsizi, hiç canı çocuğun yemek yemek istemiyor. Buna ve su ve tuz çok kaybediyor vücuttan. Biz buna aslında en güzeli az az sık sık yedirmek. Birden tamam. Çok su kaybetti diye birden su çok içirdiğimizde de midesini bulandırabiliyoruz. Az az sık sık canı istediği mesela çok güzel bizim yöresel yemeklerimiz yoğurdu, ayranı, kefiri bunları verebiliyoruz az az sık sık besleyerek. Canı istediği bir şeyi vererek yapıyoruz. Mesela eski tamam bildiğimiz pirinç lapasıydı, patatesti bunların muz. Hani biraz muz prebiyotiktir hem de yeşil elma önerilir belki. İshale karşı iyi gelir diye biliyoruz. Tamam verebiliriz ama şey canı istiyorsa çocuk böyle kısa dönemli ishalde aslında istediğini yiyebilir. Öyle çok ille şunu yemesin. Bizim en büyük hatamız şey oluyor, ishal oldu tamamen yağsız, karbonhidratı çok fazla besleme yapıyoruz, o biraz uzatabiliyor. Mesela çok süt içiriyoruz, ondan sonra o uzadığı zaman süt içtiğinde bazen sütü de hazmedemeyebiliyor. Bazen laktatsız sütler de deneyebiliyoruz ama genel anlamda az az sık sık beslensin. Çocuğu kusturmayacak, çocuğun iştahı yok zaten, hani kusturmayacak şekilde az az sık sık beslensin. Eğer hiç ağızdan alamıyorsa, yani hiç kusuyorsa sürekli o zaman hastaneye gidip serum desteği. Her ishalin bir antibiyotik tedavisi yoktur onu söyleyeyim. Genellikle ishal kendi kendini sınırlar. Sıvı desteğiyle, şey desteğiyle, sıvı ağızdan alabiliyorsa ağızdan veririz. Alamıyorsa serumdan veririz. Serumdan verdiğimiz çok özel bir sıvı değil. Ağızdan alamadığı suyu serumla damar yoluna veririz. Yani çok ishal oldu diye hemen gidip bir, yani öyle bir şey vermiyoruz antibiyotik ama çok gerektiği zaman işte bazen probiyotik destekleri yapabiliyoruz. Ayşe hocam bir de reflüden bahsedelim istiyorum. Maalesef ki büyüklerin de oldukça korkulu rüyası ama artık çocuklarda ve bebeklerde de oldukça sık görülüyor sanıyorum değil mi hocam? Evet. Nasıl anlayabiliriz özellikle bebek reflüsünü, nasıl farkına varabilir anneler? Bebeklerde reflü görülüyor zaten, bu fizyolojik diyoruz. Yani ilk 4 ayda falan böyle bebekler fizyolojik olarak ağızdan böyle geri çıkarmaları oluyor. Fizyolojik reflüleri oluyor. Çok şiddetli kusmalara başlarlarsa onun bir yani beklediğimiz dönemi var. Çocuk güzel kilo alıyorsa hafif ağızdan çıkarmasının hiçbir mahsuru yok. Kilosu yemesi iyi, kilo alması iyiyse ağızdan hafif çıkar ama şiddetli kusmalara dönerse bu durum. Reflü geri kaçma demek. Midedeki besinlerin geri yemek borusundan kaçması ve kusma şeklinde ortaya çıkarması. Yani kusma onun ileri dönemi. Eğer bu çocuğun hayat kalitesini şöyle etkilerse, bir kilo almasına engel olursa, kansızlık yapacak düzeye gelişirse, biz alarm semptomlar, büyümesini durdurursa, şey olursa, çok kusarsa, kustu kanlı kusarsa bu zaman alarm semptomlar oluyor. Biz aslında sokağa çıktık dedik ki bebek reflüsü yaşadınız mı bebeğinizde diye sorduk. Tedavisini hemen sonrasında anlatalım hocam, olur mu? İzliyoruz. Bebek reflüsü nedir sizce? Bebek reflüsünü daha önce hiç duydunuz mu? Yani büyüklerde karşılaşmıştım ama bebeklerde reflü nasıl olur veya bebek nasıl bir tepki verir inan bilmiyorum. Yo, onu hiç duymadım. Bebek reflüsünü gerçi duymuştum aslında, evet, böyle bebeklerin işte anne sütü veya mama her neyse yedikten sonra tekrar onu çıkarıyorlar ama böyle şey, sonra gaz oluşuyor midelerine, bildiğim kadarıyla öyle oluyor. Herhalde büyüklerdeki ile alakalı olarak aynı durum söz konusu. Mide suyunun kapakçığının açık olmasından dolayı geliyor olması durumu. Öyle büyük bir sıkıntı yaşamadık bu zamana kadar. Evet, aslında büyüklerde reflüyü daha çok biliyoruz. Siz diyorsunuz ki hocam bebeklerde aslında normal olarak, biyolojik olarak oluyor. Ama çok farkında değiliz bebek reflüsünün. Genelde oluyor ve yaşanıyor bebeklerde diyorsunuz hocam. Tabii tabii, reflü, büyüklerdeki reflü adı hani geri kaçma ya, aynı şey çocuklarda da oluyor. Sık sık görülüyor bebeklerde. Bebeklerde oluyor, çocuklarda oluyor. Kusma, karın ağrısı, besin reddi şeklinde oluyor. Yani özellikle kusma şeklinde bize çok başvuruyorlar anneler, çocuklar.
sonra reflü tanısı olan hastalar olabiliyor öyle. Çok sık bebeklik rastlıyoruz. Döneminden sonra geçiyor mu yapısal olarak? Çocuk büyüdükçe, mide yapısı oluşturdukça geçiyor mu reflüsü? Geçiyor. Yani şöyle, her çocukta olacak diye bir şey yok. Bebeklerin mide kapakçığı biraz daha gevşek olabiliyor. Biz de bir de yeni doğan döneminde ağladıkça emzir diyoruz. Sürekli emzirip geri kaçıp kusabiliyorlar. Belli bir aralık vermek gerekiyor hani emzirme sıklığını. Çocuklarda da oluyor. Özellikle bizde gece beslenmeleri bunu çok tetikler. Yatarken süt veriyoruz ya. O çok reflüyü tetikler. Evet. Böyle çok sık grip olurlar. Yani çocuklarda çok kusan, bebeklikte kusan bebekler olur. Emmeyi reddeden bebeklerde reflü düşünürüz. Çocukluk döneminde yine kusan, karnı ağrıyan, bu şeyi yemek gelen ağzına reflü belirtileri deriz. Şeyler, bir sürü endoskopi yapıyoruz biz reflü nedeniyle. Öyle tabii, mi? Tabii. Çok bebeklere. Bebeklere, büyüklere, çocuklara. Yani reflü, gastrit, yani görüyoruz. Rahatsızlıklardan biri. Beslenme, hayat tarzı değişiklikleri, gece beslenme, biraz abur cubur arttırma, bunlar çok reflü yapıyor. Çok etkiliyor. Peki çocuklarda reflü söz konusuysa, hani biraz daha yaş büyüdü artık, normal beslenmeye hatta okul dönemine geldi. Reflü devam ediyorsa ve artarak rahatsızlık veriyorsa çocuğa, orada yine beslenme değişikliğiyle mi tedavi yoluna gitmeliyiz hocam? Neler önerirsiniz reflüsü olan çocuklara? Çok haklısınız. Aslında reflünün en büyük tedavisi hayat tarzı değişikliği, yani beslenme değişikliği. Yani şey yapmak gerekiyor, bir bebeklik döneminde, süt çocuğu döneminde bir beslenme ritmimiz var. Hani çocuklara sürekli besliyoruz. Bir yaşını geçtikten sonra biraz araları açmak gerekiyor. Şeylerde de artık 3 ana öğün, 2 küçük ara öğünle besliyoruz. Bir de gece beslenmeyi kaldırırsak o biraz daha reflüden kurtaran bir şey oluyor. Genellikle hep biz biberonla beslenme, yatarken biberon yatırıp, yani şey, süt içirip yatırma. Bunlar reflüyü tetikliyor biraz. Yani yemek verip yatırma önermiyoruz ki reflü olmasın. Çünkü sabah tokluğu yapıyor bu. Ve bir şey verip yattığımız, çocuğa bir şey verip yatırdığı zaman aslında uykuda tüm sindirim sistemimiz dinlenmeye geçerken biz mide bağırsağı yoruyoruz ve geri kaçış oluyor. Geri kaçışa reflü deniyor. Onun için şey, bunlara diyoruz ki bir, gece beslenmeyin. İki, böyle kola, fanta, gazoz, cipsler, patositozlar. Asitli içeceklerden. Asitli içecekler. Ondan sonra çok bakkal yiyecekleri, abur cuburlar. Bunları çok tüketmemek gerekiyor. Sağlıklı beslenme önerileri yapıyoruz. Kahvaltıyı ihmal etmemelerini öneriyoruz. Atışta kahvaltıyı ihmal etmemek, çok uzun süreli aç kalınca da mide asit çok salgılıyor. Belli aralıklarla beslenme, daha anne yemekleri yeme. Bizim yemeklerimiz de gerçekten çok güzel ama işte dışarı yemekleri, bu hurda gıda diyorlar ya, fast food yemekler, onlar reflüyü çok tetikliyor. Dışarıdan alınan, evde yapılan tereyağlı poğaçalardan bahsetmiyorum ama dışarıdan alınan böyle pastaneden yağlı şeyler reflüyü çok tetikliyor. Çay kahve bazen tetikleyebiliyor. İşte gazlı içecek tetikliyor, onu söylemiştim. Ve geç saatte beslenme. Şu an ergenlerimizin en büyük sorunu bir şey yiyip yatırıyorlar. Atıştırıp yatıyorlar. Uzun süre uyumuyorlar. En büyük sorun o. En büyük sorunlardan biri. Hepimizde var aslında. Aynen. Aslında yeme düzenimizi düzenlersek reflü diye belki bir hastalık hem ortadan kalkacak ya da oluşmayacak bile. Sağlıklı beslenmeyi öğrenebilirsek. Tabii bu obeziteye kadar giden, aslında bu bahsettiğiniz her şey hocam sadece reflünün altyapısı değil, obezitenin de altyapısını anlatıyor bize. Değil mi? Evet. Sağlıklı beslenme çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz bugün bizimle birlikte olduğunuz için. Tekrar yine bekliyoruz. Çünkü beslenme gerçekten her şeyin başı. Sağlıklı yaşamında başı diyoruz. İyi ki varsınız hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, biz çok kısa bir aradan sonra kalp sağlığımızla devam edeceğiz. Yaz, sıcaklar bizi nasıl etkiliyor? Kalbimizi korumak için neler yapmalıyız? Onları konuşacağız. Ayrılmayın. Hemen geliyoruz.